Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aile bağlarını zayıflatarak birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden en ciddi tehlikelerden birisi nedir diye sorulduğunda aklımıza ne geliyor? Şiddet. Bununla kim mücadele edecek? Bizler mücadele edeceğiz. Maalesef sorumluluk ve değerlerin ihmal edildiği günümüzde sabır, anlayış ve aklı selim ile çözülebilecek sorunlar ve krizler yönetilememekte ve neticede hepimizin yüksek sesle şikayetçi olduğu şiddet realitesiyle karşı karşıya kalmaktayız. Şiddetin asla ve asla aile içerisine girmemesi gerekiyor. Bu noktada onurlu yaşamı idealize eden bir dinin mensupları olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Buna göre can taşıyan her varlığa karşı merhameti merkeze alarak hareket edip öfkemizin aklımızı, vicdanımızı, merhametimizi esir almasına mani olmalıyız. Cinsiyet ayrımına dayalı yaklaşımlarla hareket ederek kadınlarımızı değersizleştirmenin, aşağılamanın ve onlara şiddeti reva görmenin dini bir yönü, dayanağı ve mazereti asla olamaz. Zira şiddetin beslendiği hiçbir referans insani, ahlaki, hele İslami hiç olamaz. Bunu insanımıza iyi anlatmalıyız. Zaman zaman bu tür yanlışların dine mal edildiğini, İslam'a mal edildiğini üzülerek görüyoruz. Bunu bizlerin, hocalarımızın bu algıyı en kısa zamanda ortadan kaldırması gerekiyor. Peygamberimizin en önemli önümüzdeki örnek olduğunu ifade etmiştik. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hadis-i şerifte tam da bu şekilde ifade buyurmaktadır bu konuyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu halde bizler toplumumuzda ve dünyada kadına şiddeti reva gören her türlü anlayış, inanış, gelenek ve törenin karşısında yer almalı. Hazreti Peygamberimizin merhamet yüklü mesajlarını kendimize şiar edinerek şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek zorundayız. Nitekim bireysel ve toplumsal alanda İslam inkılabının manifestosu olan veda hutbesinde sevgili Peygamberimizin kadınlara özel bir bölüm ayırıp onları Allah'ın birer emaneti olarak ifade etmesi biz inananların anlam dünyasına konulmuş önemli bir ölçüdür. Bugün yüce dinimizin rahmet ve merhamet ikliminden uzaklaşarak kadına şiddet uygulayan ahlak eğitiminden yoksun kimselerin varlığı hepimizi derinden üzmektedir. Allah'ın bahşettiği cana kıymanın haram oluşu sabitken töre ve namus adı altında cana kastedenlerin sorumsuz ve sabırsız davranarak hanımını, çocuğunu incitip rencide edenlerin varlığı vicdanları yaralamaktadır. Aslında bu da göstermektedir ki cahiliye anlayışı sadece bir çağı değil, bir zihniyeti ve yaşam tarzını ifade etmektedir. Değerli hocalarım, şiddet kavramı sadece fiziki boyutla sınırlı da değildir. Sözü doğru ve yumuşak kullanmayı, tevazuyu emreden
Kur'an-ı Kerim apaçık karşımızda dururken bir canı sözle de olsa incitmek, ona rahatsızlık vermek, beden dilini insanlara hiçe sayarcasına ben merkezli bir imaja büründürmek de şiddetin değişik türleridir. Yıkım, acı, gözyaşı ve nedametle neticelenen şiddetin vicdan ve insaftan yoksun fotoğrafı karşısında susmak ve hiçbir şey yapmamak mümine muvafık bir tavır değildir. Dolayısıyla insan onurunu zedeleyen yaşama, inanç, düşünce ve tercihte bulunma hakkını gasp eden, insanlığa tahakküm edici bir düşünceyi dayatmaya çalışan her türlü oluşum, yaklaşım ve anlayışla hep birlikte mücadele etmek her şeyden önce insani ve İslami bir vazifedir. Değerli hocalarım, Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileriyle kadınlarımızın, çocuklarımızın ve insanlığın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulup bundan sonra yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması adına yapılacak çalışmalarda bireysel ve kurumsal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu bağlamda toplumda önderlik vasfı bulunan siz hocalarımızın şiddetin her türlüsünün önlenmesi mevzuunda farkındalık ve duyarlılığı artırmak, cami ve cami dışı mekanlarda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kısaca yüce dinimizin adalet ve merhamet ilkelerini ve sevgili peygamberimizin örnek hayatını toplumun bütün katmanlarına ulaştırmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün mensupları fedakar ve özverili çalışmalarıyla ve özellikle aile ve dini rehberlik bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu çalışmalar hepimizin katkılarıyla her geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha da gelişecek ve güçlenecektir.